hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Adem tanışman kimdir? İsterseniz öncelikli olarak böyle başlayalım sorumuza. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Adem Tanışman, 89 doğumluyum. Iğdır doğumluyum ben. Aslenmiş Malazgirt'teyiz ama Iğdır'da doğup büyüdüm. Bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Bunun verdiği şeyle okulumuzda veteriner hekim olarak işte tercihimizi veteriner hekim yönünde tercih ettik. Veteriner hekim olarak okudum üniversiteyi. 2014 yılında Ankara Üniversitesi mezunuyum. İki tane kızım var. Elinizden öper. Allah bağışlasın. Başımın belaları da diyebilirim yani açıkçası. Şu an Iğdır'da tarımda çalışıyorum. Memur olarak çalışıyorum. Veteriner hekim olarak çalışıyorum ayrıca. Bu şekilde görevimize devam ediyoruz. Aşık mıyım, deli misiniz? Şiir ve Güzel Söz kitabınız var sanırım, değil mi? Sizin yazmış olduğunuz bir kitap bu. Piyasaya çıktı. Hayırlı olsun. Ve bayağı da bir ilgi görmüş Teşekkür sanırım. ederim. Peki bu süreç nasıl başladı? Yani önce bir şeyden bahsedeyim isterseniz. Şiire nasıl başladım, nasıl yazmaya başladım onu Evet. söyleyeyim. Şiir merakım küçüklüğümden beri var. Özellikle liseli dönemlerde daha çok böyle yazmak isteğim vardı. Bir şekilde bir yerlere bir karalama falan yapıyordum her ders kitaplarında falan. Ama işte imkanlar dahilinde ve kırsal bölgede yaşamamıza bağlı olarak hem okuyup hem çalışıyorduk. Ondan dolayı çok fazla fırsatımız yoktu açıkçası. Bir kitaplaştırmak veya da toplu bir şekilde yazmaya. Üniversite zamanlarında da üniversite bizim Ankara Üniversitesi olunca biraz zordu açıkçası. O zamanlarda da bir şeyler yazıyordum ama çok fazla bir ara getiremedim. Sonra iş hayatında da ilk senelerde hem evlilik olsun hem iş hayatı hem ev falan derken zamanla onlar da yerine oturunca artık dedim ki burada bir nokta koymam lazım yani dünya işine biraz da kendi isteğimi hani yaşamsal olarak ne istiyorum bir şiir kitabım olmasını istiyorsam şiir kitabını yapayım yavaş yavaş dedim. Öncelikle çok cesaret edemesem de bir sosyal hesap kurdum. Kendi adımda da kurmamıştım açıkçası başta. Bir şeyler yazmaya başlayınca baktım ki takipçiler falan sağ olsun onların desteği yani anlatılmaz. Güzel yorumlarda bulununca ben de yavaş yavaş kimliğimi de açık edip canla başla yazmaya başladım. Bu şekilde yazmaya giderken takipçi sayısı da biraz arttı. Daha çok şeyler de oldu. Bazı arkadaşlar sağ olsun kitaplaştıralım falan deyince bizim Nurcan Hanım, yazar Nurcan Ezel biraz da onun katkısı ve Eyüphan Kılıç var. Çok değerli bir abim gazeteci. Onların tavsiyeleri üzerine biz de başladık kitap yapmaya. Bu şekilde yaptık. Şu anda güzel bir kitap da oldu. İnşallah okurlar beğenirler diye temelde bulunuyorum kendime yani. Peki başka kitap projeleriniz olacak mı? Şu an bir şeyler daha yazıyorum açıkçası. Ben daha çok istediğim bunu bir roman haline getirmek başka. Yani aşk dilini aşk üzerine yazıyorum. Eğer kitabı biraz karaladıysanız diyeyim kurcaladıysanız. Aşk üzerine yazıyorum. Biraz gönlümde yani sadece bir kişi olarak değil de yani her şeye karşı böyle bir yani bir yaşlı teyze de olsa ona karşı bir merhamet veyahut da sevgi midir artık bunun bir yardım edesim var. Bu anlamda bunu genele yayıp bir roman haline getirmek istiyorum. Şu anda onun üstünde çalışıyorum, yazıyorum da. Daha bir yoraldık bakalım. Eğer beğenilirse tabii bitirebilirsek onu da inşallah piyasaya süreceğiz bakalım. Peki bu sosyal medyadaki hesaplarınızda ciddi bir etkileşim olduğunu dile getirdiniz. Bu başarıyı niye borçlusunuz? Aslında başarı kendilerine borçluyum. Ben yazınca onlar da paylaşımlarda bulununca baktım ki hiç yani tahmin etmediğim yerlerden kendi şiirlerimi falan filan gördüm. Bu bana hem cesaret oldu hem de bu başarının tamamını ben kendi takipçilere falan borçluyum. Gerçekten onların birkaç kişinin özellikle sürekli hem yorum hem de destek edip paylaşımlarda bulunmasıyla geniş bir kitleye kısa bir sürede yayıldı. Bu bana cesaret de oldu. Yani daha doğrusu bu şiir kitabının bir kısmını da onlara bir başarısı olarak görebilirim yani. Çünkü piyasada böyle şeylerde okurun ilgisi ve geri dönüşü çok önemli. Yani hasta doktor ilişkisi gibi.
İnsan bir şeylerde hani kendinin sözünü güzel yorumladığını görünce buna bir cesaret oluyor. Daha da yazıyorsun, daha da ciddi oluyorsun. Tabii bir şımarmadan bu şekilde giderken yani güzel bir yerlere vardık diyebilirim şimdi. Ben sadece istedim şu şiirde biraz zor. Herkes mesela alıp da bir kitabı eline okuyamıyor, şey yapamıyor ama isteğimde bu vardı yani yıllardır. Neden olmasın diye yaptık. Onların da etkisi yani birkaç arkadaşlarım özellikle büyük sayfalarda paylaşınca büyük bir kitleye sahip olduk. Şu anda devam ediyoruz bakalım yani. Adem Bey, başarınız ve azminiz daim olsun umarım. Çok teşekkür ediyorum bu röportaj için de size. Rica ederim. Ben teşekkür ettim. Umarım devamı gelir bu röportajında. İnşallah bakalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.